Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte klasik saat görünümündeki bir akıllı saat incelemesini yapacağız. Bu akıllı saat incelemesini yaptıktan sonra hangi akıllı saati almanız gerektiğine de muhtemelen karar vermiş olacaksınız. Şu an elimde tuttuğum saat Huawei Watch GT 3. Şöyle bileğime de taktım. Çıkardım. Telefonda kurulumunu yaptım ki birkaç gün kullanayım bunun sensörlerini test edebileyim. Şimdi ortamı ben hazırladım. Bugün incelemesini yapacağız. Şöyle bazı özellikleri de var. Şöyle notlarımı da aldım. Bu arada akıllı saat alırken bir de robot süpürge aldım. Bunun incelemesini de farklı bir videoda yapacağım. Bugün sizlerle bu akıllı saati inceleyeceğiz. Parasını vererek aldığım bir ürün sponsorlu olmadığı için tarafsız bir şekilde ele alacağız. Hani böyle ballandıra ballandıra anlatmayacağız. Hadi başlayalım o zaman arkadaşlar. Şimdi ürünün teknik özelliklerine çok girmeden önce ürün hakkında biraz bilgi paylaşayım sizlerle arkadaşlar. Ben bileklik de kullanıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz bu akıllı saatte yaklaşık 2-3 günden beri kullanıyorum. Ki kalp ritim sensörlerini ve sağlıkla ilgili sensörleri test edebileyim. Ürünü ballandıra ballandıra anlatmaya gerek yok. Bugün ben size reklam odaklı olmadan bu şık saati tanıtacağım. Enflasyon olduğu için sürekli fiyat artıyor biliyorsun. Ben de bir klasik saat almayı düşünüyordum. O kadar çok bilekliğe alıştım ki hani madem saat alıyorum dedim kullanabileceğim bir şey olsun ve akıllı saat almaya karar verdim. Klasik saate şu an en çok benzeyen piyasadaki saat Huawei Watch GT 3. Bu saatin özelliklerine gelecek olursak. Öncelikle şu anki fiyatı 4100-4200 civarında, 4000 liraya da bulabilirsiniz. Hepsi buradan veya farklı bir satıcıdan alabilirsiniz. Ben hepsi buradan almıştım. Satıcının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Tek önemli olduğu nokta güvenilir olması. Klasik görünümlü akıllı saat kullanmak isteyen arkadaşlar bu saati tercih edebilirler. Şimdi gelelim bu saatin özelliklerine. Bu saatin en çok ayıran noktalarına değineceğim birazdan. Benim hani diğer bileklikten en çok ayırt ettiğim nokta bununla telefon görüşmesi yapıyor olmanız. Yani bunda hem speaker var hem mikrofon var. Ve diğer özellikleri çok benzer. Bir de şöyle şey koymuşlar arkadaşlar, flash koymuşlar. Karanlık ortamda epey bir aydınlatıyor. Bu da ayırıcı bir özellik. Ayırıcı özelliklerine değineceğim. Tasarım olarak güzel fakat tasarım olarak en şık demek doğru değil. Neden? Bakıyorum arkadaşlar en şık akıllı saat diye tanıtılıyor. Ama hani bu şıklık tamamen göreceli. Apple'daki Apple Watch serisinde de saatler var. Samsung'da da saatler var. Bunlar da çirkin saat değiller. Bu saatin şık denmesinin sebebi bunun klasik saate benzemesi. Şu an buna dışarıdan baktığınız zaman buna farklı kadranlar koyabiliyorsunuz. Şu şekilde de kadranı var. Ben kadranı değiştirdim ki üstündeki kutudan farklı olsun. Dışarıdan bakıldığında bazı arkadaşlar akıllı saat olduğunu bile anlamayabilir. Ki siz ne zaman ki menüye geçtiniz veya telefon görüşmesi yaptınız. Telefon bile tananlar oluyor. Ben geçen konuşurken bununla farklı uygulamalar da yüklenebiliyor ama stabil çalışmadığını gördüm ben. Farklı uygulamalarım. Huawei cep telefonu olmadığım içindir belki. Şimdi gelelim konuya. Arkadaşlar bunun kordonu beni en çok düşüren noktaydı. Saatçi edip uğraşmayayım diyordum. Şöyle kordonunda çantikler var. Tırnağınıza çekiyorsunuz. Kordonu çıkartabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim hani şu şeyler var ya. Ben tırnağımla çıkardım ama farklı bir aparat kullanarak çıkartabilirsiniz. Şöyle geliyor. Bunu çektiğiniz zaman kordon çıkıyor. Yani buradaki boğumları artırıp azaltabiliyorsunuz. Ve kutusunun içinden birazdan kutu açılımı da yapacağım. Ekstra iki tane boğum çıkıyor ki farklı bilekliklerinde kullanılabilsin. Kordonu yani saatçiye gitmeden kısaltıp uzaltabilirsiniz. Hatta internetten aldığınız kordonları takabilirsiniz. Ki şurada da bir tuş var. Bakın buna da bastığınız zaman şöyle içeri doğru giriyor. Bu kordonu tamamen değiştirebiliyorsunuz. Kordon değişebilmesi, kendinizin değiştirmesi çok büyük bir kolaylık olmuş. Hani saatçiye gitmeden basit bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Kadranı da değişebiliyor. Bu arada istediğiniz kadranı ayarlayabiliyorsunuz. Kadran olarak paralı seçenekler var ama ücretsiz olarak o kadar çok seçenek var ki kadran ayarlayabileceğiniz. Onları da birazdan gösteririm videonun sonuna doğru. Şimdi temel olarak kısa kısa geçelim. Huawei Health yani Huawei sağlık uygulamasını Android veya iOS cep telefonlarında çalışıyor. Ama benim önerim iPhone veya iOS kullanıyorsanız Apple ürün ailesinden bir Apple Watch almanız olurdu. Tabii bu görünümü seviyorsanız bunu da alabilirsiniz. Apple'da da uyumlu. Bazı kullanılmayacak bazı özellikleri yani uygulama yükleyemiyorsunuz mesela. Apple bir ürün aldığınız zaman hani iPhone kullanıyorsanız iPhone'la birlikte buna uygulama yükleyemeyebilirsiniz. Hani uygulama yüklenmiyor diyeyim hatta. Hatta şöyle Play Store'daki Huawei sağlık uygulaması güncel değil. Huawei sağlık uygulamasını yüklemek için doğrudan Huawei sağlık yazın. Chrome'a girin Android cep telefonunuzda. Huawei uygulamasını oradan indirin. Sağlık ve spor özellikleri bileklikte de var. Şu kullandığım bileklikte de sağlık ve spor özellikleri var. Sağlık kısmında sadece kandaki oksijen oranını öğrenmek eklenmiş bunda. Ki Huawei'nin kendi bilekliğinde de kandaki oksijen oranını öğrenebiliyorsun ama bende Xiaomi bileklik olduğu için bunda kandaki oksijen oranını göstermiyor.
Bakın şu an sensör de doğru çalışmıyor muhtemelen. Kalp sensörü belki çok sıkmadığım içindir. Şunu da biraz sıkayım ki nabız ölçüm sensörü de doğru çalışsın. Bunun dışında bileklikten Mi Band'a çok büyük fark gelmemiş. En büyük fark konuşma özelliğinin gelmesi ve kandaki oksijen oranını ölçmek çok büyük bir fark değil benim için. Bunun yanında bilekliğe göre saat görünümü gelmesi tasarımı en büyük farkı hem konuşma. Bence bir konuşma özelliğinin gelmesi aslında ikisinin sıralaması kendi arasında değişebilir. Hem klasik görünümü olması hem de konuşma özelliğinin gelmesi büyük fark yaratmış bunda. Telefonu cebinden çıkarmadan hani cebinden telefonu çıkarmadan konuşma konforu gayet iyi oluyor arkadaşlar. Hani telefon görüşmelerini saatinizde yapabiliyorsunuz telefonunuz cebinizdeyken de. Cihazınızı el sürmeden bildirimlere bakabiliyorsunuz. Yani cep telefonunuzu cebinizden çıkarmadan bildirimlere bakıp hazır mesajlar hazırlayıp ona cevaplayabiliyorsunuz. İster WhatsApp olsun ister aramalar olsun. Buradan bildirimi mesela WhatsApp'tan size birisi mesaj attı. Buradan tamam veya ikon seçip gönderebiliyorsunuz hazır şeyleri. Ama mesaj yazamıyorsunuz. Hesap makinesi uygulamasını yükledim bu arada ben buna. Ona da göstereyim size hatta. Bazı uygulamalar yüklenebiliyor demiştim ya. Şu görünümü de değiştirebiliyorsunuz. HarmonyOS işletim sistemiyle değişmiş. O da bir artısı. Bunun yanında cihazın şarj süresinin uzun gitmesi diğer saatlere göre avantajı bu. Aslında akıllı saatler arasındaki en büyük farkı yaratan nokta şarj süresi. Mesela Samsung veya Apple ailesinde bu kadar uzun süre şarj gitmiyor. Bunda yaklaşık hani 2 haftaya kadar götürüyor. Tabii sizin nasıl kullanımınıza bağlı olarak değişir. Arka planda bazı özellikler açtıysanız sürekli çalışıyorsa bu süre biraz daha kısalabilir veya uzayabilir. 2 haftaya kadar götürüyormuş bunun şarjı. Ki ben saati çıkardım 3 günden beri kullanıyorum. Kutusundan çıkardığım şarjla hani her tarafını kurcaladığım halde yaklaşık 3 günden beri beni götürdü. Diğer saatlere göre dediğim gibi en büyük avantajı şarj süresinde inanılmaz fark atıyor. Şarjının uzun gitmesi tabi ekranın sürekli açık olmama ayarlarıyla da alakalı. Ekran sürekli açık olursa şarjınız biraz daha az gider. Cihaza roto yüklenme özelliği gelmiş ama ben bunu bir türlü beceremedim. Hani şurada petal haritalar uygulamasını yükleyerek oradan başlatın diyor. Bunu bakacağım. Sizi cihaz mesela bir yürüyüşe çıktınız. Geri aynı rotanızdan geri götürdüğü getiriyormuş. Hani böyle bir özellik varmış. Ben bunu tek denemediğim özelliği bu. Bunun yanında cihaza roto yükleme özelliği varmış. Bunu da denemedim. Roto yüklemesini de deneyeceğim. Daha doğrusu bulamadım hani roto yükleme özelliğini. Telefondan bağımsız kullanabilmesi band serisinde de var. Hani telefondan bağımsız kullanılabiliyor diyor da telefon yanımda olmadan da kullanıyorum. Daha sonra verileri eşliyor. Hani aynı özellik saatte de var. iPhone kullananlar ya da iOS işletim sistemine sahip bir cihazınız varsa herhangi bir iPhone herhangi bir serisi olabilir. iPhone 11, 12, 13 Apple ailesinden bir saat almanızı öneririm açıkçası. Bluetooth'ta bağlantı kopma sorunu yaşayan arkadaşlar olmuş çünkü. Bunun yanında şöyle size bazı özelliklerini göstereyim. Mesela görüntü değişmiş. Hani şu şekilde bileklik kullanan arkadaşlar bilir. Burada görüntüler biraz daha telefon gibi. Ekran büyüdüğü için. Şöyle sağa çekelim. Daha sonra yukarıdan aşağı çektiğiniz zaman şöyle bazı özellikleri görebiliyorsunuz. Aynı cep telefonu gibi. Şarjın yüzde kaç olduğunu vesaire. Şöyle aşağı doğru çekerek görebilirsiniz. Hava durumunu. Müzik dinleyebiliyorsunuz. İçinde örnek bir müzik geliyor mesela. Hava durumunu ayrıntılı görüntüleyebilirsiniz. Bu tarz özellikleri var. Birazdan arayüzüne içine gireceğiz. Tasarım, işlemci ve işletim sistemi eski modeline göre iyileştirilmiş. Tasarımını iyileştirmişler. İşlemcisini iyileştirmişler arkadaşlar bunun. Bunun yanında bu 46 mm'lik bir saat. Bileğinizde duruşu. Benim bileğim biraz ince olduğu için şöyle duruyor. Sizin bileğinize göre değişir. Bunun 42 mm olanı da var. O kadın için ama erkek de takabilir. Yani aslında kadın erkeği yok. 4 GB hafıza, 32 GB RAM ile geliyor. 32 GB RAM yapmaları biraz daha akıcı olmasını sağlamış. 4 GB'lık hafızasında da bazı uygulamaları vesaire depolayabiliyorsunuz. Yeterli mi? Kullanıma bağlı olarak değişir. Ekran camı dayanıklı fakat ekran kırılmaz takmanızı öneririm. İvme ölçer, jiroskop, jeomanyetik ve optik kalp atış sensörü, hava basış sensörü, sıcaklık sensörü var. Sıcaklık sensörünü ben beğenmedim. Vücut sıcaklığını çok doğru ölçmüyordu. Bunun yanında pusula özelliği var. Pusula özelliği 5 uydu sistemine bağlanarak şöyle bu düğmeye bir daha bastığınız zaman şu ekran geliyor. Uygulamalar ekranı. Buradan pusulayı size göstereyim. Spor uygulaması yüklemiştim.
Aslında böyle çok gibi görünüyor da çok fazla hani özellikli bir saat değil. Bilekliğe göre hani aman aman fark yok arasında. Bu arada pusulayı arıyorum. Bulamadım pusula işareti. Nerede? Gözümün önünde bir yerde ama muhtemelen atlıyorum. Şöyle geçelim. Şu en altta. Evet, pusula yastık. Pusula özelliği var saatte. Bunun yanında gittiğin rotayı kaydedip geri getirme özelliği. Sağlık takip özellikleri, uyku takibi, kalp ritim takibi, stres ölçümü. Şu bileklikte de var zaten. Bunun yanında kandaki oksijen ölçümü eklenmiş. Ki kandaki oksijeninizi çok merak ediyorsanız Huawei'nin kendi bilekliğini alabilirsiniz. Ben şu an aldım. Huawei'nin band sırası bileklikleri de güzel. Aramaları görüntüleme, çağrıları buradan reddetme veya çağrıyı açıp konuşma özelliği var. Veya reddederken kısa mesajı yanıtlama özelliği var. Şıklığından dolayı aldım ben bu saati. Hani niye aldınız derseniz parasını verdim. 4000 TL saati satın aldım. Hani bileklikten madem bu kadar fark yok niye bu saati aldın diyebilirsiniz. Dediğim gibi şık, normal klasik saat gibi görünüyor. Bunun yanında bileklik herkesin erişebileceği bir şeyken bu biraz daha pahalı. Hani eğer gerçekten bütçeniz yoksa çok büyük paralar vermek de sizi zorlayabilir. O yüzden hani bileklikten çok büyük farkının olmadığını açıkça söylüyorum. Kablosuz şarj özelliği var. Şöyle kutusundan çıkartalım, içinden neler çıktığını da görelim. Şöyle bir kutusu var. Aşağı doğru indirelim kutusunu. Şöyle saatimizi de kenara koyalım. Kutusundan çıkanlar çok bir şey çıkmıyor. Zaten kendisi çıkıyor. Bir de şarj istasyonu bir koymuşlar içine. Ben şunun içine boğumlarını koydum. Benden de bileklik boğumu arttı. Normalde içinden bakın 4 tane çıkıyor. 3 tanesini ben çıkardım kendi bileğime olmuyordu. Şöyle de size şunu göstereyim. Böyle 4 tane de boğum buraya çıkıyor. Bunları da yerine koyayım. Bunlar yedek boğumlar. Hani herkes de bilek eşit olmadığı için haliyle fazla koymuşlar. Şöyle bir de şarj aleti var. USB başlığı gelmiyor. Şöyle takıyorsunuz. Kablosu. Biraz büyük ama artık idare edeceksiniz. Şunu da kenara koyayım. İçinde spor modları var. Şimdi gelelim saatin arayüzünü karıştırmaya. Ben bir kere şu ayarlardan şu arayüzünü düzelteyim ki incelerken daha rahat inceleyebilirim. Sizlerle beraber. Ayarlara girelim. Teknik özelliklerine girmeyeceğim fazla. Bakın şurada saat kadranı ve başlangıç ayarı var. Başlangıç ayarındaki şu nokta noktayı listeye çevireceğim. Hani burada normalde ızgara şeklindeydi ya, bunu listeye çevirebiliyorsunuz. Listeye çevirdik. Sonra şu düğmeye tıklayayım, komple çıkayım. Bir daha tıklıyorum, bakın sırasıyla gidiyor. Egzersiz, hatta bir dakika. En yukarı çıkalım. Burada tüm uygulamaları görebilirsiniz. Şöyle aşağı doğru ineyim. Ben birkaç da uygulama yükledim buna. Hani çok uygulama mağazada da çok uygulama yok. Mağazaya kendiniz belki uygulama geliştiricisiyseniz uygulama yazabilirsiniz. Egzersizler var. Epey de bir egzersiz var bu arada. Kurslar vesaire var. Yani bir nevi yaşam koçluğu da yapıyor size bu. Bunun yanında bir geri yapalım. Egzersiz kayıt ları var buradan ulaşabiliyorsunuz. Şu an bende bir kayıt yok. Kalp atış ölçümü yapabiliyorsunuz. Aşağı inip ortalama kalp şeyini de görebiliyorsunuz. Bir geri yapalım tekrardan. Kandaki oksijen oranını ölçebiliyorsunuz. Şöyle bir gerileye çıkalım. Cilt sıcaklığı. Cilt sıcaklığını doğru ölçmüyor bence. Hani bu şekilde gösteriyor. Belki bir nevi bazı şeylerde işe yarayabilir ama otomatik ölçümü açarsanız şarjınız daha hızlı biter. Bir geri yapalım. Sağlıklı yaşam var. Sağlıklı yaşam koçluğu da yapıyor size. Sporla ilgili önerilerde vesaire bulunuyor. Hedefler koyuyor. Yani eğer kullanırsanız bunu spor aktivitelerinde bulunuyorsanız. Aktivite kayıtları var. Burada sizin aktivite kayıtlarına ulaşabiliyorsunuz. Buradan da geri yapalım. Aktivite kayıtlarında yürüyüş vesaire bunlar var. Uyku. Ne kadar uyuduğunuzu buradan görüntüleyebilirsiniz. Geçmiş kayıtlara uygulama üzerinden daha rahat ulaşabilirsiniz. Gece kaçta yattın, sabah kaçta kalktın. Buradan görüntüleyebiliyorsun. Daha sonra stres ölçümü yapıyor. Burada. Stres seviyesinde otomatik ölçümü ayarlayabilirsiniz. Fakat dediğim gibi şarjınız hızlı bitecektir. Arama kaydına ulaşabiliyorsunuz. En son kimler aramış. Burada kişiler var. Ben kişiler eklediğim için, numaralar gözüktüğü için açmayacağım. Hani telefon Bluetooth'la bağlantı mesafesindeyse, yani Bluetooth'la bağlıysa hala saatiniz telefonunuza,
Biliyorsunuz ki Bluetooth kulaklıklarla Bluetooth saatlerde telefonlar aranızda belli bir mesafe açıldığı zaman ne oluyor? Bu sefer bu da çalışmıyor bu özellikle. Kişiler de bu şekilde telefonunuz yakınsa buradan istediğiniz kişiye telefon edebiliyorsunuz. Müzikler var. Ben bir müzik yükledim ama desteklemedi formatına. Buradan da bir giri yapalım. Barometre var. Barometre özelliği de düzgün çalışıyor mu tam bilmiyorum ama basıncı gösteriyor. Ben deniz seviyesindeyim şu an tam. O yüzden basınç biraz yüksek. Hani yükseklere çıktığı zaman basınç azalacaktır. Barometre ile ilgili böyle altta kalibrasyonları vesaire var. Yüksekliğinizi gösteriyor. Deniz seviyesinden 2 metre yüksekliğindeymişim. Bu da ortalama doğru çalıştığı söylenebilir. Pusula. Şöyle bir kalibre ettikten sonra bir pusula açılıyor. 8 çizmeniz gerekiyor. Şöyle arkada ben çizeyim 8. Neyse pusulayı zaten az önce göstermiştim. 8'de çizemedik herhalde. Bir geri yapayım. Pusula sama çalışıyor. Doğruluğunu test edemedim. Bildirimlerinizi görüntüleyebiliyorsunuz buradan. Mesela şeyden bir bildirim gelmiş bana Letco'dan. Bunu da bir geri yapayım. Hava durumunu görüntüleyebiliyorsunuz. Detaylı hava durumu böyle. Hava durumunda güncel olarak çekmesi için telefonunuzun Bluetooth'la bağlı olması gerekiyor. Buradaki verilerin çoğunu Bluetooth'tan telefonla çekiyor aslında. Diğer uygulamalar için de aynı şey geçerli. Kronometre var arkadaşlar. Bu özelliğini beğendim. Gerçi bu kronometre özelliği değil de bu beğendiğim özellik aslında bu değil de zamanlayıcı. Şuradan mesela 3 dakika tıklıyorsunuz geri sayım yapıyor. Bu özelliğini beğendim mesela. Hoşuma gitti. Zamanlayıcı özelliği. Çarpı yapalım. Bir geri yapalım. Alarm var. Sabah alarmlarınızı buradan kurup sizi uyandırmasını, titreşim verici sesle uyandırmasını sağlayabilirsiniz. Bir elinizde olduğu için telefona göre biraz daha belki hızlı uyandırır diye düşünüyorum. Buradan da bir geri yapalım. El feneri var. Bu karanlıkta epey bir aydınlatıyor. Beyaz ama şöyle telefonda biraz dalgalı görünebilir. Şöyle bir el feneri olayı var. Geri yapalım. Telefonumun bu özelliği var. Buna bastığınız zaman telefonunuz eğer Bluetooth'la ki yine Bluetooth'la bağlıysa ötmeye başlıyor. Evin içinde telefonunuzu bulamıyorsunuz. Yorganın altında, çekyatın altında hangi odada olduğunu bulamadığınız zaman işinize yarayacaktır. Ayarlar kısmından başlangıç kadranı ayarlayabilirsiniz. Saatin mesela kadranını değiştireyim ben. Ne yapalım bu sefer? Şunu yapalım, bir tane de spor olsun. Klasik zaten kutusunun üstünde vardı. Şöyle göstermiştim. Şöyle bakın ana ekranımızda artık bu var. Gördünüz mü? Tekrardan ayarlara girelim. Buradan farklı kadranlar ayarlayabilirsiniz. Ben hem klasik hem de biraz spor bir kadran seçmek istiyorum. Şunu seçeyim. Artık tamamen sizin zevkinize bağlı. Hesap makinesi uygulamasını ben yükledim buna sonradan. Bunun için de şey gerekiyor yani. Telefondan yüklüyorsunuz. Telefondan buraya gönderiyor uygulamayı. Huawei'nin mağazasını indirmeniz gerekiyor. App Gallery'ye. Yani bu şekilde yüklüyorsunuz. Ya da telefonunuza APK'sını indirip buradan APK'yı telefonunuza kurduğunuz zaman buraya da gönderiyor. Öyle söyleyeyim. Hesap makinesi tuşlara basma çok da zor değil ama bildiğiniz bir hesap makinesi kadar kolay da değil. Eliniz bir süre sonra alışır belki. Bir geri yapalım. Petal haritaları yükledim ama bunu bir türlü istifade edemedim bu harita özelliğinden. Hani telefona bağlı olmasa bile kullanabiliyor musunuz? Radar bot, radarların size anlık nerede olduğunu gösteriyor. Bu güzel uygulama ama bu da çalışmadı. Radar botun demek ki App Gallery'den yüklemek gerekiyor. Daha sonra Homework var. Bu da spor uygulaması. Bu da telefonunuzda yüklü olması gerekiyor App Gallery'den ki oradan verileri çekebilsin. Yükleyebildiğim uygulamalardan bir tanesi şu. Hürriyet en sonuncu uygulama. Çok uygulama yok zaten. Bildirim düştükçe buraya geliyor yani. O telefonunuzdaki uygulamaya gelen bildirimleri görüntülüyorsunuz. Hani WhatsApp gibi. WhatsApp, mesaj, arama kayıtları nasıl görüntülüyorsanız bu uygulamaların mantığı da o. Uygulamalara bağlanıp arayüzden telefon Bluetooth'la bağlanırken oradan veri çekiyor. Aslında bu cihaz internete bağlanmıyor. SIM kartla veya SD kart. İçinde SD kart girişi yok. SIM kart da yok. Wi-Fi'den internete de bağlanmıyor. Bir nevi yani telefonun asistanı gibi bir şey. Telefona bağlı olmadan birçok özelliğini kullanamıyorsunuz aslında. Ama telefon bağımsız da çalışıyor. Diğer bileklikler gibi. Bileklik kullanan arkadaşlar bilir. Bileklik daha hafif. Bu biraz daha ağır. Hani kolunuzda ağırlığı hissediyorsunuz. Takan arkadaşlar hissedecektir bunu. Çok da ağır değil. Güzel ama tasarım olarak
Eğer bunu sevdiyseniz burada katlanacaksınız. Bir bileklik gibi değil. Eğer spor yapıyorsanız, spor aktivitelerinde çok bulunuyorsanız, metal kayış alırsanız yanında ilerleyen zamanda kauçuk kayış veya silikon mu desem onu almanız lazım. Deri kayış tabi ıslandığı zaman biraz daha zor kuruyor. Sporcu arkadaşlarım bunu silikon kayışlı olanı tercih etmesi lazım. Yani çünkü gerçekten hem ses hem de bileği acıtıyor yani bu metal kısımlar. Ki ben sporcu arkadaşlara zaten şöyle bileklik öneririm. Bileklik çok daha rahat, epey bir rahatlık ama bu biraz daha şıklığı var. Birkaç eklenen özelliği var. Hani aman aman bilekliğe göre çok büyük fark yok. Sensör olarak kalp sensörünün biraz farkını gördüm arada. Bunda mesela 90 iken bunda farklı bir çıkacaktır. Mesela hemen şöyle sizlerle beraber ölçeyim. Benim için en önemli şeylerden bir tanesi nabız. Yani nabız sensörünün doğru çalışması lazım. Bunda 78. Tabi sağ solla, sol bilekle sağ bilek fark ediyor ama ölçelim. Bakın bunda 88 çıkarken burada çıkan şu an görüyorsunuz. 78, 88. Arada bir fark var. Hangisi doğru ölçüyor artık karar vermek lazım. Şuna bir daha tıklayayım. Şurada bir daha ölçelim. Şurada da bir ölçüm yapalım. Şu an ölçüm yapıyor. Bakalım sonuçlar ne çıkacak? Burada 80 çıktı. Saatte. Tabii ikisinin sensörü bir olmayabilir. Bu saatin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü şu 500 lirayken bu 4000 lira. Arada 8 kat fiyat farkı var. 88 çıktı. Burada da 80 falan çıktı. Yani nabızı farklı gösteriyor. Umarım bu doğru gösteriyordur. Ya da umarım saat doğru gösteriyordur diyeyim. Bir tanesi yanlış göstermek zorunda. Gerçi birbirine yakın. Belki farklı aralıklarda gösteriyor olabilir. Teknik özelliklerine gelecek olursak cihaz arkadaşlar 1.43 inçte. Uygulamaların hepsini gösterdik size. AMOLED bir ekrana sahip. Şu kalınlığı 46 mm. Yani şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 45.9 diyor da 46 mm diyebilirim. Gümüş renginde paslanmaz çelik kordonu var. Yonga Set 2'nin A1 kullanılmış. 32 GB RAM var. 4 GB depolama var. Cihazda suya dayanıklılık var. 5 ATM basınca kadar dayanıyor. Harmonious işletim sistemi var. Fakat elinizi yıkadığınız zaman ıslanıyor ya. Şu bileklik gibi hemen kurumuyor. Metal olduğu için kuruması biraz daha zaman alıyor. Sağlıklı yaşam, spor aktivite özellikleri bunlar var genel olarak. Yani sağlıklı yaşam olarak neler var? Uyku takibi var. Uyku monitörü. Hareketsizliğinizi ayrılıp sizi uyarıyor. Kadın için sağlık döngüsü takibi var. Kalori takibi var. Kandaki oksijen seviyesini ölçüyor. Stres takibi bir de tüketimi konusunda ayar yaparsanız sizi uyarıyor. Spor aktiviteleri konusunda da bazı spor aktivitelerini otomatik algılarken bazılarını açmanız gerekiyor. Kronometre, hız ölçer, mesafe ölçer gibi özellikleri de var. Burada desteklenen aktiviteler genelde bisiklet, fitness, ip atlama, kayak, koşu, kürek çekme, tırmanış vesaire oluyor. Cihazda Android işletim sistemi var. Hani